Tam iş zamanı. Siz eğlenmenize bakın. Eyvallah aslanım. Sen işine bak. Gerisini biz hallederiz. Oya'yı da adın değil mi meleğe? Şöyle arkadaşımla dört başı mamur bir eğlenelim dedik ya meleğim. Emdiniz efendim. Hanımlara şampanya. Bize de aspirin. Başsın efendim. Aspirin mi? O da ne be? Ulan toysun derin de kızarsın. Barlarda rakının adı bu. Neyse. Biz şimdi Oya'cığımla bu gecenin tadını çıkaralım. Ha? Çıkaralım. Peki. Senden çok hoşlandım o ya. Hadi seni şerefleyeceğim. Şerefinize hoş geldiniz. İyi güzelmişsin sen öyle. Gel. Çok bitirimsin Leyla. Gel yaslan şöyle yaslan. Benzemiyor. Hakkınız var, başım ağrıyor biraz. Kusura bakmazsınız değil mi? Yok be meleğim. Başka bir gecede seninle konsümasyon yaparız. Değil mi ya? Allah'ın geceleri çuvala girmedi ya. Müsaadenizle gidelim. Güle güle, güle güle. Masadan ne diye ayrıldın? Jale ile konsümasyon yapmak istediler, ne yapayım? Kendileri öyle istedi. Sen de kalsaydın. Tam herifleri sızdırmanın zamanıydı. İstemediler, ne yapayım? Beceremedim desene şunu. Ne salak karısın be! Boyuna bosuna bakan da seni bir şey zanneder. Bana bak, böyle gidersen külahları değişiriz senden.
10 gündür tek konsumasyon yapmadın. Bedavadan yövmeyi alıp duruyorsun. Sıram vızıldayıp durma öyle. Canın köçek istiyor galiba. Uğraşma şu kızla be patron. Ben mahsus yaptım bunu. Hadi sen git, ben onunla konuşurum. Şöyle aklını başına toplasın. Yoksa suratını bir daha barlarda çalışamaz hale getiririm. Dayanamıyorum Müşahane. Dayanamıyorum artık. Yapma kardeşim, topla kendini. Ölenle ölünmez. Yakında kurtulursun artık. Babanla ne yaptın? Hiç. O gece gördüm işte bir defa. Cenaze için para bıraktı gece. Cenazeye gelmedi mi? Saçmalama kuzum. Düşün Zale. Meğer benim de bir babam varmış. Ne tuhaf değil mi? Herkesin bir babası vardır kızım. Ona kavuştuğun için sevinmelisin. İksiniyorum ondan. Saçmalama canım. Hakkında neler öğrendin? Zengin miymiş? Şöyle böyle, şleplerde kaptanlık yapıyormuş. Evli miymiş? Evet, evliymiş. Kadriye abla söyledi. Bir de oğlu varmış. Öz evladı değilmiş ama kendi oğlu gibi seviyormuş. Olsun. Şimdi bir de kız olduğunu öğrendi. Mutlaka seni arayıp bulur. Düşün bir defa. Bir yabancıyı kendine evlat edinen bir adam kendi çocuğu için neler yapmaz. Kurtulacaksın bu çamurdan oyuncağım. Damarlarında onun kanı var. Göreceksin, seni buradan kurtaracak baba. Hadi sen masana git, lanet herif sana da kızmasın. Olur olur, sana da ısmarladım. Kusura bakma şekerim, beklettim. Aldırma güzelim, sen geldin ya. Garson, bütün garsonlar buraya toplansın. Nasıl alev gibi demedim mi ben sana? Gel artık, oturalım. Yoruldum, hadi. Bu gece beraber çıkıyoruz değil mi? Boğaz'a gidelim. Tabii tabii şekerim. Ha. Kapanma vakti geldi. Bizi kapının önünde oğlum bekle, geliyoruz. Ha? Tamam. Hadi şekerim, üstümüzü değişip gelelim, hadi. Kandırdın karıları. Hadi Leyla, hadi. Şimdi geliyorum. Hadi Oya, paydos. Yukarı otele çıkalım. Hadi canım. Asıl eğlenceyi Boğaz'da gör. Kızların ikisi de bebek gibi değil mi? Doğru ama ben şeşi beş görüyorum. He, bebekler gelsin, o vakit beşi şeş görürsün sen. Ne dur ulan benim? Sigaran var mı Oya? Hayır şekerim, kalmamış. Adamın çıkardan çıkarmakta bilebilirsiniz. Senin esirin miyiz biz, yeter artık. Giydiğin şunlar bile benim. Kafamı kızdırma, onu da alır çırılçıplak sokağa atarım. Hırsız, bizi çalıştırıp on para vermiyorsun. Sen susacak mısın? Gidin işinize be. Hayırlı geceler Leyla'cığım. Sana da şekerim, üzülme. Kim bu? İşte o. Ya. Beklerken uyuyakalmışım. Sigaranız var mı? Yok. Pipo içiyorum. Ya. Ben gideyim. Seni çağırması için çocuk göndermiştim. Aa, öyle mi? Bana hiç kimse haber vermedi. Oturmaz mısın? Oturayım. Annene çok benziyorsun. Ne tuhaf. Bu bana kızım demekten daha kolay geliyor sana, değil mi? Boş laflarla vakit geçirmeyelim. Buraya sana yardım etmeye geldim.
İlk önce şu yaşadığın hayatı değiştirmelisin. Bunun için lazım olan her şeyi sana vereceğim. Biliyorum, teşekkür ederim. Sizden hiçbir şey istemiyorum ben. Ama kabul edebileceğim bazı şeyler var. Pekala, anlaştık. Böylesi daha iyi. Sonra... Yarın hemen burasını terk etmelisin. Ne yapacağımızı da ancak ondan sonra düşünebiliriz. Bana vereceğin sadece bu. Yoksa az mı buldun? Hem de çok az. Ben senden bambaşka bir şeyler beklemiştim. Bana kızım demeni istiyordum. Beni kollarına almalı. Eğer böyle davransaydın belki sana karşı olan kinimi unutabilirdim. Hı? Kin? Kinini mi? Evet ya. Ne zannettin? Kinim var sana. Hem de ne türlü. Annemi bir paçavra gibi kucağında bir yavruyla sokağa atan sendin. Cenaze masrafını ödeyebilmek için ancak yetiştin. Bu kadar sene ne yaptığını hiç sordun mu? Sormadın. Dur da öyleyse ben anlatayım şimdi sana. Kucağındaki yavruyu, yani beni aç bırakmamak için kendini sarhoş denizcilere satmaya mecbur oldu. Liman barlarında, çamurlarda yuvarlandı durdu. Ben de sıram gelince aynı şeyi yaptım. Onu aç bırakmamak için ben de kendimi sattım. Söyle, söyle senden nasıl nefret etmeyeyim. Benim de çamurlara yuvarlanmama sebep sensin. Hep senin yüzünden. Şimdi de gelmiş hayatımı değiştirmek için elime bir sürü para atıyorsun. Çamura saplanan kolay kolay kurtulmaz. Onu kurtaracak kuvvetli bir el lazım, bir baba sevgisi lazım. Bir kurtarıcı lazım. Al, al paralarını, senin olsun. Evet, benim vücudum satılık ama kalbim hiçbir zaman satılık değil. Susacak mısın? Kızın olduğuma inanmasaydın beni arar mıydın hiç? Git, git oğluna, senin çocuğun o. Ben senin sadece unutmak, örtmek istediğin günahınım. Namus, sus! Oh, o yanın odasından geliyor mu acaba? Ancak bir baba böyle tokat atar.